Sevgili arkadaşlar, e, diksiyon derslerimize devam ediyoruz. Bizim işimiz diksiyonda seslerle ilgili. Size daha önce ünlüler ve ünsüzlerin e, şamasını vermiştim. Fakat şimdi ayrıntılı olarak şama karşımızda. Yani e, kalın, ince olmaları, ünlülerin düz, yuvarlak, geniş, dar karşınızda bu tablo. Siz bu tabloyu... Ortaokulda Türkçe derslerinden ve lisede Türk dili derslerinden gördünüz. Anımsayacaksınız, üzerinde çok fazla durmuyorum. Ünsüzleri ise çıkaklarına göre ayırıyoruz. Önce sert, yumuşak, sonra çıktıkları yere göre dudak, diş, damak, gırtlak diye ayırıyoruz. Sürekli süreksiz diye arıyoruz. Mesela dudaklar harekette, F, P, M, ve B ki bunların alıştırmalarını verdim. Diş, S, Ş, Ç, T. J, L, N, R, Z, C, D. Damak K. Yumuşak G, Y. Ve gırtlaktan bir tek H sesimiz var. Şimdi burada bir yumuşak G olayı var diksiyonda arkadaşlar. Yumuşak G. Şimdi bunun üzerinde biraz duralım. Yumuşak G, şapkalı G, takkeli G ne dersek diyelim bu harf yolumuzu kesti, bizi durdurdu. Kendisini iyice tanımamızı istiyor olmalı. Tanıyalım öyleyse. Türkçe alfabede ve yazıda kullanılan yumuşak g harfinin varsa yılan g'si gerçekten modern kültür Türkçesinde bulunmamaktadır. Harfin doğurduğu alışkanlık yüzünden insanlar böyle bir sesi telaffuz etmek için kendilerini ille de çıkartacağız yumuşak g'yi diye zorlarlar ama yumuşak g'yi aslında özet olarak yazıda vardır. Fakat diksiyonda söyleyişte yoktur arkadaşlar. O halde görevi nedir yumuşak G'nin? Kendinden önce gelen sesliği uzatmaktır. Kendisini atlıyoruz, görevini yaptırıyoruz. Ee, kendinden önceki ünlüyü uzatıyor. Örnekte daha iyi anlayacaksınız. Bakın yazılışına yağmurun. Ama okunuşu yağmur, çığlık, doğru, tuğla. Fark, fark ettiniz mi? yazı da var ama görevini yaptırıyoruz. Yumuşak G'yi çıkartmıyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. A, I, O, U arka vokallerinden sonra geldiği zaman bu vokallerin uzun şeklini belirtmektedir. Burada söylediğimiz gibi. Bir de arkadaşlar E ve I ön vokallerinden sonra geldiği zaman Y sesini çıkartıyor yumuşak G. Yazılışına bakın teğmenin yumuşak G ile okunuşu teğmen. Çiğnemek yumuşak G ile yazılıyor ama okunuşu çiğnemek. O halde demek ki yumuşak G olayı üzerinde duruyorsunuz. Ee, söyle işte diksiyonda yumuşak G çıkartılmaz. Sadece görevi yapılır. Buna dikkat edelim. İyi çalışmalar arkadaşlar.